As one of the youngest members, it's a great honor and privilege for me to be elected as the president of the International Society for Neurosurgery. I would like to assure you that I will do my best with my colleagues, acknowledging its profound responsibilities. Thank you. Kaç gündür hava yağıyor. Açtı şansınıza bugün. İyi gelmiştir size. Gri memleketten geliyorsunuz değil mi? Dinliyorum. Hocam kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Müsaitseniz Muhsin Bey için aramıştım. Glioması olan hasta. Bugüne kadar iyi gitti ama sabah atak geçirdi. Ben de size bilgi vereyim istedim. Bir BT çeksek mi? Tamam Kerim, sen hastayı tomografiye indir. Ben geldim, İstanbul'dayım. Bana da sonucu hemen bildiririz. Yoğun bakıma da haber ver, sürpriz olmasın. Tamam hocam. Çok mu yağdı? Gün. Yırt. Bu ne be? Dışında. Yurt dışında olacağım. Bir reçete yazıyorum mübarek. Yedek valizi aldım. Eve bıraktığım valiz boşaltılsın. Zaten yaptım. İçindekiler yıkansın makinedalar. Oldu kesiyordum. Yüzüme mi bildin sen benim? Ne güzelsin. Hoş geldin. Frontalden girersek zarar vermeden tümöre ulaşma şansımız daha iyi gibi. Hatta ikinci tümöre de buradan ulaşmayı düşünüyorum. Klasik metottan biraz daha farklı. Ama birkaç merkezden verilmiş bildirimler var. Tabii
Dikensiz bir gül bahçesi değil. Riskli bir yol olacak. Onun için birlikte karar almakta fayda var. Sonra tüm fatura benim gruba kesilmesin. Hastanın durumu bu sürede bir anesteziyi kaldırabilir görünüyor. Bence sıkıntı yok. Vallahi hocam riskli ama hastanın yaşam beklentisi çok düşük. Denemekte fayda var. Hasta ve hasta yakının da görüşünü alalım. Gerçi hocama güveniyorlar. İtiraz edeceklerini sanmıyorum. Biz yine konuşalım ama. Can hocamın ameliyatı için gerekli ayarlamaları yapalım. Evet, diğer hastaya geçelim. Sonra 3 gün tekneyle açılacaktık. Şu an teknedeydik ama sen yine araya bu ameliyatı sıkıştırdın hocam. Bravo. Remzi içeride burnundan soluyorduk. Biraz oksijen verdim. Kafayı bulunca sakinledi anca. İşiniz gücünüz dalga dümen. Sayende tekne gördüğümüz yok ki dümene geçelim. Ya şu ameliyatı haftaya yapsan ölür müydün be abi? Gayet tıbbi direktör selam. Can hocam. 2 dakika yakalayıp da şu dernek başkanlığını tebrik edemedik kaç gündür. Tebrikler. Teşekkür ederim. Vallahi büyük başarı. Artık hastanemizin 25. yıl partisini de kutlarız. Hamdi Bey de sana bir jest yapmayı düşünüyor orada. Benden duymuş olmayın. Bu hafta sonu Bakü'de üniversite etkinliğinde konuşmacıyım. Hatta benim havalimanına gitmem lazım. Bu sene baloda yok. Öyle mi? Randevularını da kapatma görünmüyor. Son dakika değişikliği. Asistana söylemiştim idareye bildirecekti. 3 gün. 3 gün içinde gidip döneceğim. Aman hocam bu oğlanı böyle başıboş bırakmayalım. Yurt dışına gide gele orada bir hastaneden kapacaklar sonra. Beyin göçüne ön ayak olmayalım. Biz de daha çok vaka getireceğiz. Başka çare yok. Şimdiden iyi yolculuklar. Artık başka bir zaman kutlamak için bahanemiz oldu. Kolay gelsin. Sana da. Size de efendim. Ya koskoca tıbbi direktör. Hayırlı kısmet sırtın yere gelmez diyorum. Hala kız kuruları gibi mazmutluk ediyorsun. Ya ver kurtul. İyi yolculuklar Can Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Hastaneye. Tabii. Selma, Bakü gezisini iptal ediyoruz. Selman İsmailov'u ara. Acil bir ameliyat için hastaneye geri döndüğümü söyle. Tümör yatağında niye hala oyalanıp duruyor hocam? Bekle gör. Al bak. Orada rest tümörü vardı. Sen bakınca hepsi çıkacak zannettin ama... O nereye disek edeceğini çok iyi bilir. Abla! Elif'im? Ya kapıda kaldım ya. Kilidi değiştirmiş hayvan herif. Üşenmemiş, tok. Kadıköy'den kalkmış, gelmiş, kilidi değiştirmiş. Abla sen konuşmadın mı bu adamla? Konuştum. Önümüzdeki hafta halledeceğim dedim. Tamam dedi. Bekleyememiş işte pezevenk. Ya benim projeye yetiştirmem lazım. Kıyafetlerim leş gibi, çamaşırları makineye atacaktım. Ya duş almam lazım ya. Ya 1000 tane işim vardı. Bade ablana çık şimdilik. Ya yok ki evde. Erikli'ye gideceğim demiyor muydu bu çalıştığı kadının yazlığına? Ha, onlar yazlığı açıp hazırlayacaklardı. Dalıyorum bazen. Öf, gitmiş aklımdan. Benim vaktim yok. Ben Fundalara gidiyorum o zaman. Bu gece orada kalırım. Sen ne yapacaksın? Ben hallederim. Sen beni merak etme. Kusura bakma olur mu ablacığım? Yok abla ne kusuru? Asıl sen kusura bakma. Benim okulum yüzünden zaten bütün paramızı... Şşşt. Hadi işinin başına. Ben halledeceğim ev sahibiyle de. Tamam mı? Sen şimdi sadece dersini düşün. Seni seviyorum. Ben de seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi Bakü'de benim gözüm kalmamıştı. Bilemiyorum artık. Onu senin vicdanına bırakıyorum. Üzüldüğümü de söyleyemeyeceğim. Yarın akşam baloda beraberiz o zaman. İyi geceler. İyi geceler.
Beraberiz. Oğlum bırak dalga geçme de yarın ne atlayacağım onu söyle. Birine kolum kaptıramam. Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun. Mesela? Ada güzel kızdı. Gelsin bir daha gitmesin. Selin avukat olan. Deli lan o. 42 tane kedisi var. Oy. O neymiş öyle be evlerden uzak. Kim var başka? Kim var? Bakalım başka kim varmış? Kim varmış? Ayşe, o da güzel kız. Çocuk istiyor, adını koyalım dedi. Tufan nasıl? Bütün seçenekleri elediğine göre tek yol Berin abicim. Güzel de bir çift olursunuz be. Birlikte minik minik hastanecikleriniz olur, onları büyütürsünüz işte. Fena mı? Sen bunu bir düşün. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar doktor bey. Günaydın. Doktor bey. Kahve. Doktor bey açıklayabilirim. Vallahi ilk defa kaldım. Şimdi bu şöyle bir şey. Bu nasıl oldu dersen. Ben dün işe geldiğimde vallahi daha önce hiç kalmadım. Bir dur Zerrin. Bir nefes al. Zeynep. Sonra toplarsın. Dinliyorum. Bir sıkıntı var. Kardeşim aradı dün. Kilit değişmiş bizim evin. Sahibine biraz borç olunca işte okul masrafları falan da vardı. Projeyi ödedik biz. Şey edemeyince de şeyi değiştirmiş o kilidi. Ev sahibi yani. Ev sahibine kirayı ödemeyince o da kilidi değiştirmiş. Sen de burada kalmayı uygun buldun. Doğru mu anlıyorum? Bugünlük. Bugünlük yani kardeşim dün akşamüstü arayınca öyle burada kalmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Daha önce siz yokken asla kalmadım. Hiç ilk. Evet. Bugün nasıl babanız? Epilepsi atakları için verdiğimiz ilacın dozu yetersiz olabilir. En son ne zaman kan testi yaptırdınız? Bugün testinizi yaptırın. Ben de ilacın dozunu ayarlayayım. Geçmiş olsun. Ne kadar? Bir gece. Bir gece vallahi. Borcun ne kadar? Ha o iç kira. Derken 2700 civarı. Ama bir çaresini düşündüm. Sizden başka gittiğim bir evim daha var. Ferda Hanımlar, mimar karı koca. Dünya iyisidirler. Sizden iyi olmasın. Başın sıkışınca zaten gel demişti. Bugün zaten onların günü. Oğlum bırak dalga geçme de yarın ne atlayacağım onu söyle. Berine kolumu kaptıramam. Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun.
diyeceğim yani? İşte çalışmama karşılık diyeceğim, konuşacağım. Evet. Buyurun Salih Bey. Bugün getirin ben göreyim. Hastaneden randevu alın bir görelim. Geçmiş olsun. Bu gece bir davete katılmam lazım. Benimle birinin gelmesi gerekiyor ama ben kimseyi istemiyorum. Türlü sebeplerden. Bu gece benimle davete gel. 2 saat yanımda kal yeter. Ben de bütün bu olanları yok sayacağım. Kiranı da ödeyeceksin. Borç falan değil. Ama bir daha burada kalırsan ya da bir sınır ihlali yaparsan anlaşmamızı bozarız. Anlaştık mı? Davet derken? Hastanenin yemekli bir kutlaması. Kıyafeti dert etme ayarlarız. 6 gibi mi çıkıyorsun işten? Evet de. Şoför seni alıp kuaföre götürür. Sonra mekana getirir. Orada buluşuruz. 8'de. Gideceğin evin adresini Selma'ya bildirirsin. Görüşürüz. Doktor Bey! Doktor Bey! Benim bir de bir ricam olacak. Vaktiniz varsa eğer. Bu komşumun. Komşum derken yani kız kardeşim gibi çok yakınız. Başka doktorlara gösterdi. Ama bir şey yapılamayacağını söylediler. Siz de bu kadar iyi olunca hani belki yapılacak bir şeyler vardır ama görmemişlerdir diye. Kız bir rica etti. Komşun? Bade Şengül. Ben bugün bakar, akşam sana bilgi veririm. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Beş numara hocam. Günaydın hocam. Günaydın. Dinliyorum. Abi, hocam arası 1 yıl önce ameliyat etmiştik. Dün size filmlerini gösterdiğim hasta. Akciğerinde kitlesi vardı. Dün PET çektirdik. O lezyonun yanında küçük bir tutulum daha var. Tekrar mı etmiş yani hocam? Hayır. Bunda şaşacak bir şey yok. Böyle bir şey bekliyorduk zaten. Tedavimizi değiştirmez bizim bu. Biz yolumuza devam edeceğiz. 7 numara hocam. Bravo. Bir hekimin nasıl can yakabileceğini herkesin içinde gösterdim. Kadın zaten çocuğun endişesi içinde. Pes, affedilecek şey değil. Ben de davete gel dedi. Ben senin borcunu ödeyeceğim dedi. Ama bak şimdi, ben ciddi ciddi konuşurken sen şimdi makaraya sarıyorsun. Anlatsana şunu doğru dürüst. Ne bileyim ben, hastanenin bir şeyiymiş. Ya korkudan onu mu duyabildim ben? Bir yemeğe gidecekmiş. Onda da gel, yanımda dur dedi. Nasıl? Daveti, ne daveti? Kızım ne diyor? Sen ya, bak vallahi çarpılırsın. Kızım yemin ettim o kadar, daha ne diyeyim? Yani akşam yemeğe giderken beni de götürmek istiyor. Kimseyle gitmek istemiyormuş ama yalnız da gidemezmiş. Gel öyle 2 saat yanımda dur dedi. Ya, hiç kimsem ol dedi yani. Kız, sapık falan olmasın bu? Yok, onun sapıklığa vakti yok. Çat burada, çat kapı arkasında bir adam. Yani her hafta zaten evde başka kadın var. Bana mı kalır sapıklığı? Kız neler de konuşuyor. O zaman alsın o kadınlardan birinin yanına. Senden ne istiyormuş ki? Bir yemeğe gideceğim. Onda da 2 saat hiçbir şey yapmadan döneceğim Bade. Üstüme gelme. Ya adamın benim borcumu ödemesini geçtim. Adamın evinde yakalandım ben. Benim adama borcum var. Hem dünya alemi tanıdığı doktor yani. Öyle sapık falan değil. Kız. Sen şimdi ciddi ciddi doktorlarla partilemeye mi gideceksin ha? Ay
kız. Ne giyeceksin ha? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ayarlayacak mı? Sormadım. Ya hadi sana akşamdan bir anlatırım. Sen akşama dönüyorsun değil mi? Döneceğim, döneceğim. Bak ne diyeceğim. CD'yi verdin mi? Verdim. Yemin et. Verdim dedim ya. Bugün bakıp akşama dönecekmiş. İyi, iyi tamam o zaman. Bak akşam bekliyorum. Gelir gelmez kapımı çal tamam. Doktor, hayırlısıyla bu akşam sunuyor muyuz seni bir eline adak olarak? Dum 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 dum, tanrılar kurban istemek. Benim yardımcı kızı getireceğim. He? Temizliğe gelen kız. Eli yüzü düzgün, bir elbise ayarlayacağım. Zaten 2 saat durup çıkacağız. 10 numara olmasa da iyi plan kabul et. Ne adamsın be. Oy. Bu ne? Buna da gireceğim demeyeceksin herhalde hocam. Bak görüyor musun? Nasıl derin plana yerleşmiş. Bak bak şuraya dikkat et. Muhtemelen daha önce bir kanaması da olmuş. Londra'da buna benzer bir vaka sundular. Hadi be çıkarmışlar mı? Çıkarmışlar. Çıkarmışlar da hasta servoya bağlı kalmış. Velhasıl zor bir vaka. Manyak olmak lazım. Henüz o kadar delirmedim. Gelebilir miyim? İlk yazınız çıkmış. Bir ara imzalarsınız artık doktor bey. İçeri çekip asacağız oraya. Tabii hemen. Buyurun. Tufan hocam da ilkokul karnesini getirmek istiyor. Gurur duyuyormuş notlarıyla. Asar mıyız? Aha ha ha. Bir garip anestezi uzmanını kim ne yapsın gazetede değil mi Berin hocam? Vallahi bu hastanede hepimizi uyutup vurgun yaparak kaçabilecek tek uzmansın Tufan hocam. Yani seni kaybetmeyi göze alamayız. Ya? Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sana da. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep Hanım. Doktor Bey'in tasarımcı bir arkadaşının mağazasına gidiyoruz. Sonra da oradan bir kuaför önermişler, oraya gideceğiz. Ama senin bildiğin başka bir kuaförü varsa oraya gidelim. Yok canım. Doktor Bey nereye derse olur. Tamam. Yıldızımız da buradaymış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uluslararası Beyin Cerrahları Derneği'nin en genç başkanını tebrik etme fırsatın oldu mu? Vallahi telefonda görüşmüştük ama karşılıklı fırsatım ilk defa oluyor. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel işte. Seninle konuşacaklarımız var doktor. Bazı kendini bilmez hastane CEO'larının seni tavlamaya çalıştıklarına dair bazı duyumlar alıyorum. Yani şu geceyi bir atlatalım. Konuşacağız bunları. Benim de sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Ya bazı sorunların olduğunu biliyorum ama çözümsüz değil bunlar. Bermuda şeytan üçgeni kurulmuş bile. Merhaba. Hoş geldin. Geç mi kaldın? Berlin'cim çok hoş görünüyorsun. Senin yanında yine sönüp kaldım. Berlin Hanım. Can Bey. Sizi yalnız gördüğümüze şaşırdık. Aslında ben... Thank you.
Kız arkadaşımla geldim ama ameliyattan çıkıp direkt buraya geldim için eve uğrayıp onu alma şansım olmadı. İzninizle karşılayın. Oo. Ay, hoş geldin. Güzel kız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kıyafeti arkadaşınız seçti. Takıları da ödünç verdiler. Hoş olmuşsun. Yani olmuş. Kıyafet. Takılar da güzel. Teşekkür ederim doktor bey. Yalnız ben elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum. İnşallah yanlış bir şey yapıp sizi utandırmayacağım. Bu gece doktor bey yok. Can. Ayrıca bu gördüğüm şeyin beni utandırmasına da imkan yok. Anlaştık. Bak şimdi. Bu arkamda gördüğün beyaz saçlar. Bizim hastanenin sahibi. Yani benim patronum. Sağındaki onun karısı. Yanındaki de tıbbi direktörümüz. Hastanenin sahibi, karısı teknik direktör. Tıbbi direktör. Yani benim müdürüm gibi bir şey. Tıbbi direktör. Tamam. Şimdi seni onlarla tanıştıracağım. Sonra içeri gireceğiz. Bir iki saat duracağız, çıkacağız. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Sizi kız arkadaşımla tanıştırayım. Zeynep, Berin Hanım, Hamdi Bey, Gülgün Hanım. Hoş geldin. Merhaba Zeynep. Sen de bizim sektörden misin? Zeynep'in kendi şirketi var. Temizlik ve sterilizasyon. Aa öyle mi? Ya biz de yani son derece rahatsızız kendi şirketimizden ve Berin başının etini yiyor. İhale açalım yenisini alalım. Aslında biz o meseleyi yoluna koyduk. Sizinle konuşacaktık. Bu gece hiç mi konuşacağız? Bence bu güzel gecede hanımlar ayaküstü işe boğmayalım ha. Çok doğru söylüyorsun. Ben yine kaptırdım kendimi, öyle değil mi? O zaman hanımlar içeri geçiyoruz. Buyurun, konularıma gidin. Hadi bakalım. Az önce için kusura bakma. İşinle ilgili seni biraz zorluğunda bıraktım. Siz ne derseniz o hiç kusura bakmadım. Yani buraya gelerek beni nasıl bir dertten kurtardın bilsen. Başka bir bela açmadan bu akşamı tamamlarsak inşallah. Ben de çok sevineceğim. Bela demişken seni başımın belası anestezi uzmanımızla tanıştırdım. Tufan Bey, Zeynep Hanım. Sen de böyle derin izler bıraktığıma sevindim Can'cığım. Zeynep Hanım. Hı. Memnun oldum. Siz ona bakmayın, ben iyi bir insanım. Can hocam. Geliyorum iyi insan. Etrafta bu kadar çok doktor varken sağlığa biraz aykırı davranılabilir. Uzman görüş. Yandım. O zaman çivi çiviyi söker, buyurun şatlayalım. Bir tane daha. Elbette. Yine yandınız mı? Bir daha yandım devam size. Abi bu sefer ben de yandım ama. İki dakika sizi yalnız bıraktım. Neler oldu burada? Doktor beyle şapladık. Arada. Zeynep Hanım'a anestezide 3 saniye veriyorum. Hiç bu kadar kolay etki görmemiştim. Süpermiş vallahi. Birer tane daha alalım mı? Pardon. Ölüyorum sizi ama Zeynep'ciğim. Seni benim biriyle tanıştırmam gerekiyor. Bir arkadaşım yeni bir göz hastanesi açtı da sterilizasyon bölümüyle ilgili henüz kimseyle anlaşmadı. Gel seni bir tanıştırayım. Bence hep birbirinize faydasınız olur. Hadi gel. Hadi. Müzikçi hangi şirketten buldu? Adresini ver, telefonunu ver. Hayır Zeynep Hanım, boş zamanı. Oğlum bir dur. Ya herifin temizlikçisi bile manken. Ona afet Zeynep, bize bıyıklı Nedret. Memnun oldum. Ben de. İyi o zaman siz artık konuşursunuz detayları. Görüşürüz sonra. Siz daha çok hangi markalarla çalışıyorsunuz? marka derken yani... Ben genelde liste veririm. Onlar alır gelirler. Müsaadenizle başka bir zaman konuşsak. Tabii. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Burada bulunan herkes benim nasıl biri olduğumu bilir. Günün anlam ve önemini belirten cümlelerle canınızı sıkmak istemiyorum. Sağlık grubumuzun 25. yılını siz muhteşem ekibimle kutlamaktan
Gurur duyuyorum. Bu arada mikrofonu yakalamışken, Uluslararası Nöroşirurji Derneği'nin ilk Türk başkanı, sevgili doktorumuz, Profesör Doktor Can Tüzmen'e teşekkür ediyorum. Herhalde kendisi de bize bir şeyler söylemek ister miydi? Herkese çok teşekkür ederim, başta Hamdi Hocam'a. Ben ergenliğimde çok çirkin ve sakar bir çocuktum. Popüler olamayınca ders çalışmak zorunda kaldım. Aslında bütün mesele bu. O zaman çirkin kurbağayı prense çeviren prensesi alkışlayalım. Kendisi aramızda. Tedarikçi mi tuttular bu akşam? Hayat bu hayat hocam. Eğlenmene bak. Değil mi Zeynep? Hadi yani. Hop! Tamam. Ben şunları bırakıp geleyim. Sensiz mi? Ya ben çok özür dilerim. Ben su istedikçe doktor bey küçük zımbırtılardan getirdi. Şşt, özür dileme. Elim yiyorsan sıkıntı yok. Çok. Bu geceyi burada bitirmiyoruz. Çorbacıya mı? Daha iyi planlarım var. Yalnız Hamdi Bey. İtiraz yok. İtiraz olmaz değil mi hayatımın anlamı? Hamdi itiraz kabul etmez. Bakın ben de edemedim. Yarın Zeynep'in çok önemli bir toplantısı var. Toplantılar ertelenmek içindir doktor. Anladın, beni kandıramazsın. Oldu bu iş. Oldu bil. Oldu. Hiçbir yere gitmeyeceğiz, merak etme. Büyük olması gerekmiyor mu bunun? Hamdi Bey'in özel uçağı. Şahsına mı yani? Araba gibi. Ben daha önce hiç uçağa binmedim. Ben de buraya nasıl yüklendiğimizi anlamadım. Kusura bakma. Gördün değil mi yani? Alay başı olunca nasıl da coştu. Bak görebilince bu demek. Böyle böyle. Ben sana demiştim ama adam işine uygun yani, görev adamı. Evet. Şöyle demiş. Yerleştiysek kemerlerinizi bağlayalım. Şurada. Zeynep, sen uçmaktan korkuyor musun? Ben... Her seferinde böyle. Günaydın Meltem. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Çok yorduk sizi Meltem Hanım, odanızı göstersin. Yarın, yani bugün öğlenleyin 12 gibi falan buluşalım kahvaltıda, size de uygunsa.
Tabii, uygun. Çok iyi. Tamam o zaman. O zaman iyi uykular. İyi uykular. Sanki uyuyacaklar da. Buyurun efendim, lütfen beni takip edin. İşler iyice kontrolümden çıktı, özür dilerim. Hiç canınızı sıkmayın doktor bey. Hem hayatımda bir kez göreceğim şeyler için üzülmem ben. Sen iyice ayıldın. Uçak beni benden aldı. Misafirler için ayırmış olduğu kullanılmamış pijamalar. Hemen komidinin üstünde. İçecek bir şeyler isterseniz de şurada küçük bir dolap var. Yine bir şeye ihtiyacınız olursa ben arka bahçede olacağım. Seslenmeniz yeterli. Teşekkürler. İyi uykular. Yapacak bir şey yok. Ben uykusuzluğa alışkın. Bahçede otururum, sen güzelce dinle. Hiç olur mu öyle şey ya? Ben kendime hemen bir yer yatağı ayarlarım şimdi buradan. Yok ya, olur mu öyle şey? Olmaz. Sen rahatına bak. Ya doktor bey, yorgunsunuz. Yani... Hem baksanıza koskoca yatak. Madem öyle, yani iki ucuna kırılır yatarız. O kadar yorgunum ki hayır diyemeyeceğim. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Hayal bile edemeyeceğim şeyler yaşadım. Ben teşekkür ederim doktor bey. Can. Ben balkona çıkıp bir hava alayım. Sen de üzerine değişirsin. Selma, pazartesi hastaneye anca öğleden sonra geleceğim. Nihan Hanım'ın anjiyosunu Doktor Oğuz Bey'le konuşup öğleden sorayalım. Başında olmak istiyorum. Sabah vizitini de Asım yapsın. Sonra bana bilgi versin. Hastaları da öğleden sonraya kaydır lütfen. Kolay gelsin. Zeynep. Zeynep. Oo, günaydın. Günaydın. Günaydın Can'cığım. Gülgün'cüm, ne demiştim ben sana? Günaydın Can. Aa, vallahi tam olmuş. Vallahi bizim oğlanın gardırobundan anca bunları ayarlayabildik. İdareye çalıştık. Bence harika. Çok rahat. Zeynep yok mu? Seni beklerken bahçeyi gezmek istedim. Ne tarafta? Şurada aşağı tarafta. Ben bir çağırayım. Ne içersin? Kahve. Önce bir uyanayım.
Zeynep! 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 Günaydın. Günaydın. Terliklerini giymemişsin. Basacak toprağı buldum, ben çıkardım. Bak bunları da şurada buldum tek tük ama çok lezzetliler. Çok güzelmiş. Evet. Onlar ne? Ya çok güzel otlar var. Arap saçı, radika, biraz hindiba bile buldum. Bunların yemeği çok güzel olur. Ha asıl Şevket'i bostan buldum şurada. Faydasını say say bitmez. Karın ağrısına, sindirim zorluğuna. Vay. Hem her yere yakışır. Ete, balığa, tek başına pişirmeye, kızartmaya. Nereye koysan oraya olur. Senin gibi. Hani sen de gittiğin ortama uyum sağlıyorsun ya. O açıdan dedim. Efendim Selma. Salih Bey 3'ü al. Dilara Hanım akşam gelse de olur. Sorun değil. Uygunmuş dersin. Tamam. Hamdi Beyler bekliyor. Gidelim mi? Ya ben siz yokken yanlarına oturmaya cesaret edemedim. Şimdi işi falan sorarlar. Yanlış bir şey söylerim. Sizi zor durumda bırakırım falan. Asıl ben seni zor durumda bıraktım. Kusura bakma, bu kadar uzayacağını tahmin edemedim ki. Sen benimle sizi bizle konuşma yeter. Peki. Ha, bu arada bana verdiğin filmleri inceledim. Akşam konuşma fırsatımız olmadı. Arkadaşın. Onun için yapabileceğim bir şey olsun isterdim. Ama tümör ameliyat için çok riskli bir bölgede. Daha önce de bir kere kanamış zaten. Yani bu tümör kanser değil ama çok nadir görülen, saldırgan bir tür. Damar tümörü denen bir tip. Oraya girecek doktor bulunmaz. Yani girilse bile çok ciddi komplikasyonlar, yani ameliyattan istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Felç olabilir. Belki daha da kötüsü. Sürekli solunum cihazına bağlı kalabilir. Ameliyattan sağlıklı çıkma ihtimali %5. Ben bu kadar düşük bir ihtimal için geri kalan günleri risk etmemesini dilerim. Şansı varsa birkaç ay kaliteli yaşayabilir. Sonrası için ben size yardım ederim. Rahat ettiririz. Yani birkaç diyorum ama bir sonraki kanamaya bağlı. Yani zamanı kimse kestiremez. Yarın da olabilir, 3 ay sonra da. Yani bilmediğimiz şey değildi de işte. Tam zamanında geldiniz vallahi. Çaylar kahveler de şimdi geldi. Ya Zeynep, bu kıyafet benden çok sana yakıştı gerçekten. Teşekkür ederim. Bak, ganimetiyle beraber gelmiş. Nihayet bahçemin kıymetini bilen biri çıktı. Ne dersin? Çok güzel otlar topladım. Eğer izniniz olursa bu akşam yemeği ben yaparım. Akşam buradaysak tabii eğer. Tabii tabii. Buradayız, merak etme. Hem uzun uzun canlı konuşacaklarım falan var ama bu bahar gününü burada bizimle esir geçirmeseniz ha? Cunda sizi bekler, iki genç aşık. Ne dersiniz? Bakın ben yemekten sonra konuşurum. Teknesi karşıya geçirir. Çok da güzel olur. Tabii gezeriz. Biraz daha mola vermeyeceksek sen yürü. Dönüşte beni buradan alırsın. Ya şurada manzarası çok güzel bir kafe var dediler. Nerede? Şu tepeyi aşınca mı? Hemen şurasıymış. Görmesek günah şimdi. Mezar için güzel yer.
İnsan hem yokuş yürüyüp hem konuşunca nefes nefese kalıyor tabii. Telefonu elinden bir bıraksan keçi gibi tırmanırsın doktor bey. Can, bir de laf takıyorsun. Yok estağfurullah canım, hiç olur mu öyle şey? Yani hafta sonu bari dinlensen diye diyorum. Hiç durmuyorsun ya, ondan. Bu hafta 4 tane büyük ameliyatım var. Sadece benim elimde olan bir şey değil ki bu. Hastaların kalpleri var, şekerleri var. Ameliyata hazır hale gelmeleri için hassas bir dengeyi gözetmek zorundayız. Ben durursam birilerinin hayatı durur. Benimki elimden kayıp gitse de olur diyorsun yani. Sen hiç fotoğraf çekmiyorsun. Görüyorum ya. Olur mu öyle şey canım? Ama çekmeye çalışırken o anı kaybediyorsun. Şimdi herkesin elinde bir telefon. Niye çekiyorlarsa sanki herkes fotoğrafçı. Etrafına bakan bir tane insan yok. Ben bakmayı seviyorum. İyi, biz bir tane çekelim ama. Tamam, bir tane çekelim. Şurası nerede? İyi mi? Güzel. Hadi geç. Manzara sevdikleri kadar varmış. Çok güzel. Şu tepedeki ev ne kadar güzel değil mi? Şu dökük olan mı? Öyle bakma. Ya bir duvar örülmesine bakar. Bahçesindeki molozları da temizleyeceksin. Bahçeyi de gübreledin mi? Önüne de sakız sardunyaları ekeceksin. Ama rengarenk. Mor, pembe, kırmızı. Şuraya da bir hamak o zaman. Bak orada uygun bir ağaç var. Uygun ağaç var da nerede, bizde hamak keyfi çalacak vakit. Kardeşinle mi yaşıyorsun? Evet. Anne baba? Onlar öldüler. Ben lise 2'deyken. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kardeşin? Mimarlık son sınıfta. Birinci bitirmeye çalışıyor. Bu gidişle bitirecekti. Sen okutuyorsun. Evet. Yurt dışındaki bir okula başvurdu. Kabul edilirse buradaki bir vakıftan burs alacak. Ondan sonra bana düşen sadece uçak biletiyle ilk masrafları. Sonra da bitiyor onun iş. Senin için biraz zor olmuş. Yani annemle babam kazadan öldükten sonra benim gözüm açıldı aslında. Bu hayatın hiçbir garantisi olmadığını gördüm. Hiç kimse yarınını bilemez. Tek bildiğimiz şey bu an. Ben de mümkün olduğu kadar hakkını vermeye çalışıyorum. Önce fabrikada çalıştım. Maaşı yetmedi. Sonra ek iş olsun diye 1-2 eve gitmeye başladım. Kazancı daha iyi olunca temelli bu işe döndüm. Ben halimden memnunum. Ama Elif başka etkilendi kardeşim. Nasıl? Hırslandı. Başarısına sığınıp hayattan kaçmayı tercih etti. Senin gibi. Affedersin doktor bey ya. Ben yine densizlik ettim yani. Tutamıyorum şu ağzımı. Çıktı bir anda. Ne olur kusura yok, bakma. Yok yok. Hayır. Dışarıdan öyle göründüğümü bilmiyordum. Şaşırdım. Zeynep'ciğim bitirdin bizi bu gece ya. O nasıl yemek öyle? Ellerine sağlık. Yani senin yüzünden ben bütün hafta diyet yapacağım şimdi. Bak da gör Gülüncüm. Bahçemizde ne zenginlikler varmış. Hı? Ama tamam tamam. Tamam öğretir bana Zeynep bir iki tarif değil mi? Bence de enfesli. Afiyet olsun. Ha Zeynep'ciğim. Akşamüstü beni Fuat Bey aradı. Hani dün akşam görüştürmüştüm ya sizi. Yeni hastanesinin temizlik işleri için görüşecektiniz. Ne zaman uygunsun? Ha yok yok biliyor. Burada olduğunuzu biliyor. Hatta çok da selam söyledi. Ama diyorum ki hani buradayken bir gün belirleyelim de İstanbul'a gider gitmez görüşmesiniz ha? Şöyle yapalım. Benim bir şirketim yok. Gündeliğe gidiyorum ben evlere. (Gülüyor)
Can Bey'e de gidiyorum. Haftada 3 gün. Ben müsaadenizle... Tabii. Müsaade sizin. Doktor Bey, kusura bakmayın. Ben yalan söyleyemem. Elim ayağıma dolanır benim. Bence bugüne kadar iyi idare ettim. Ama randevu falan deyince... Şşş, asıl ben özür dilemek için geldim. Seni bu saçma duruma ben soktum. En başında söylemem gerekirdi. Ama 2 saat görünüp gidecektik biliyorsun. Anlamsız sorularla boğuşmak istemedim. Benim hatam. Özür dilerim. Bana bir oda ayarlarlar. Sen Raçet'inden sabırken gidiyoruz. Yani bu hafta içinde de sözleşmeyi gönderiyorum bizim hukuk departmanına. Ve kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde. Tamam mı? Çok sevindim. Benim kadar olmasın. Sözleşmeyi imzaladığın gece şöyle gidelim bunu güzel bir yemekle kutlayalım. Harika olur. Ya ben izninle bir Gülgün'e bakmak istiyorum. Müsaade sizin. Tamam, tekrar görüşürüz. Ay şey ya. Bu kızcağız pek üzülesi bir kız değil. Çok tatlı biliyorsun. Yani dikkatli ol. Veli seni istediğin yere bırakacak. Ben Hamdi Beyler'le hastaneye gideceğim. Peki. Ben yarın size geleceğim. Eğer bir şey isterseniz yine not bırakın. Bu arada her şey için teşekkür ederim. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Zeynep, o zaman sen bugün benim eve gitmeyeceksin. Yok, yani sizin gününüz yarın. Ama Ferdi Hanımlar evde değil. Yani isterseniz ben bir eve gideyim, kardeşime yemek bırakayım, üstümü başımı değiştireyim. Oradan size geçer evi toplarım ama ev temizdir yani. Yok ben şeyden, gitme yani bugün benim eve, onu diyecektim. Gerek yok diyecektim. Aynı şeyi düşünmüşüz zaten. Tamam o zaman, görüşürüz. Sandviçiniz hazır hocam, her zamankinden. Dışarıda yiyeceğim seninle. Kimse rahatsız etmesin. Telefonum sende. Ne var, ne yok, ne oldu? Hepsini tek tek anlatacaksın bana. Kızım bir mesaj yazdın, kayboldun. Kafayı yiyecektim 2 gündür ya meraktan. Ya bırak şunları ya. Gel otur. Allah ne Allah adası, Allah. Ne tatili ya. Kız, sen... Adamı kendine aşık mı ettin yoksa kız? Bana evlenme teklif etti. Ne? Ne? Kız! Kız ne oldu? Kız saman altından su yürüten. Abo! Doktora gelin mi vereceğiz kız seni? Sensiz yapamam dedi. Hayatımı sensiz geçirirsem ölürüm, zerrinim dedi. Allah cezanı kaldırsın ha. Bir de dalga geçiyor. Ben de inandım zerrinmiş. Sen daha saf değilsin ha. Ne yapsın kız adam beni? Kız ne demek ne yapsın?
Ne demek ne yapsın? Sen de neyi sinir bulacak ya? Hem madem ne yapacak, ne diye götürdü adaya seni ya? Ne diyesi var mı? Patronu bize uçağına bindirdi. Ne olduğunu anlamadan adadaki evlerine gittik zaten. Doktor da anlamadı ki ne olduğunu. Adam bize gık dedirtmedi. Adamın uçağı mı var? Adamın adası var. Uçak yanında sinek kalır. Abooo! Kız bu nasıl bir zenginlik? Sonra ne oldu? Sonrası işte... Bir gece orada kaldık. İlk gittiğimiz gece zaten sabaha karşı oradaydık. O sayılmaz. Ha, aynı odada mı kaldınız? Ne yapacaksın kız sen aynı odasını falan? Hayır ya aynı odada kalmış olsak ne olacak yani? Ay ne bileyim ya işte romantik bir ortam oluşmuş sonuçta. Adam da senden etkilenmiş belli. Yoksa ne diye seni öyle davetli yemeklere götürsün ya? Sevgilisi olmak isteyen kadınları kovalayayım diye. Sineklik niyetine kullandı yani. Ama... Kibar adam. Ziyanı yok yani. Uçağa binmedim demem en azından. Filmler? Bakmış. Ama yeni bir şey yok yani. Hep bildiğimi söyle. Vay 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 hocam, sizi böyle bahçelerde halkın arasında görecek miydi gözlerimiz? Börtü böcek bu şerefi neye borçlu acaba? Küçük ara verdim, çok mu? Ha tabii canım, ver de hastanemiz sizin şu küçük ada kaçamağınızla çalkalanıyor, haberin olsun. Artık resmi olarak da uçan da kaçan da kurtulmuyor senden. Ne adamsın be, sen al hizmetçi kızı, kaçır adaya. Fazla yakın durmasam mı acaba? Sonra sıra bana da gelmesin. Tamam be, bozulma. Sırrım bende. Bilmiyorlar kızın kim olduğunu, ne olduğunu. Gizemli kadın koydular adını. Şşş! Ne oluyor oğlum? Ne bu susmalar? Hayrola? Ufka dalıp gitmeler? Yok bir şey oğlum, ne olacak? Ne demek yok oğlum? Işık tutulmuş tavşan gibisin be. Dur. Tutuldum deme. Yok artık. Ne demek yok artık? Yüzündeki bu salak ifade ne o zaman? Doğada tek başına yemekler falan. Yorgunum dedim, bir rahat yüzü vermedin. Kim kimle, sen benle? Bu ne lan? Hastayız size doktor bey. Tufan. He. Sence ben doktor olmasam ne olurdum? 10 numara dallama olurdun. Sonra bir sürü oyuncaklar alalım. Olur mu? Hanımefendi dostsanız. Vay vay vay. Aras Bey, gidiyor muyuz? Taburcu olduk hocam. Çok sağ olun. O bu kadar kuvvetli olmasa biz hiçbir şey yapamazdık. Kontrolü geldiğinde görüşeceğiz. O zamana kadar ilaçlarını düzenli içiyorsun. Anneyi yormuyorsun. Soracağım annene, tamam mı? Aferin. Geldiğinde küçük de bir sürprizim olacak sana örümcek adam. Bunların ağ fırlatanlarından gördüm. Belki odam da seni bekliyor olur. Hadi bakalım, göster kendini. Hadi gel gidelim. Can Bey. Bunlar ne? Zeynep Hanım'ın notları. Arabada unutmuş. Size mi bırakayım, evine mi götüreyim diye soracaktım. Onu unuttum. Ben hallederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar doktorum. Nereye gitti o? Arkadaşlarıyla kutlayacakmış. Ne dersin? O gitmeden yetişir değil mi bu? Çok güzel oldu. Bir şey de kalmadı, yetişir. Biliyor musun şu çocukluk tişörtü? 7
8 yaşındayken öldürsen üstünden çıkarmazdı biliyor musun? O kadar severdi. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Yani geç öğrenirse seni affetmez. Şu projesi bir bitsin de bir haftası kalmış. Yani kafasını karıştırırsam onu şimdi geleceğini elimden almış gibi olurum. Olmaz. Şu haftada bir geçsin. Aa, kız doktor bey arıyor. Aç aç aç. Şşş. Alo doktor bey. Zeynep. Ben bu otları düdüklüye koydum. Ne kadar şey yapmak lazım? Sen arabada unutunca. Unutmuş muyum? Yani ben yapardım onları yarın geldiğimde. Yarın? Sen yarın geliyordun değil mi? Yarın şey, ya benim şimdi canım istedi de evde et balık yoktu hiçbir şey. Dedim öyle yapayım yani limonada sıkayım. Yapabilirsem tabii. Şimdi ne kadar oldu size onu koyalı? 20 dakika falan. Hatta şu anda düdüklüden tuhaf sesler geliyor. 20 dakika çok. Yani nasıl sesler geliyor? Ne kadar su koydunuz? Vallahi az. Patlaması mı ya? Yani mutfaktan uzaktır. Uzak mı durayım? Kutu Bey. Ne oldu Can? İyi misin? Alo. Alo Can, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay iyi, çok şükür. Ya bir şey olmasın da. Yani... Hay Allah ya. Ben iyiyim de mutfak için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Oh, burası bayağı savaş alanına dönmüş. Ben geleyim bence. Yani sen şey yapamazsın şimdi oraları. Ben sana şoförü hemen gönderiyorum o zaman. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Hay Allah ya. Bunları toplayalım. Sürpriz, Elif görmesin. Hadi. Hadi hadi çıkacağım, topla. Mutfağı toplamaya gidiyorsun yani. Adamın düdüklüsü patladı, duymadın mı? Ya vah vah vah. Tamam tamam, bırak. Bırak, ben toplarım burayı, bırak. Hadi sen git hazırlan. Canın istediği gibi de yaşa. Hadi. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma ya, akşam akşam sana zahmet verdim. Hiç olur mu öyle şey? Bakalım durum nasıl? İşte elimden geleni yapmaya çalıştım ama. Doktor, ne diyorsun? Mutfağım yaşayacak gibi mi? Bir bakacağız. Yardım edeyim sana. Ben yaparım. Olmaz olur. Beraber yaparsak çabucak biter. İstersen... Şununla başlayalım. Hemen şu kabaları bir alalım önce. Kabalar? Evet. Yani yarı pişmiş olan... Aslında yemek tam pişmişti biliyor musun? Tam pişmişti ama şanssızlık işte. Pişenler de gördüğün gibi yüzeye çıktı. Şöyle yapalım, şunun içine toplayalım hepsini. Kusura bakma tekrar. Thank you.
demekle bitmiyor. Hiçbir yol yarılanmıyor. Uzadıkça uzuyor. Kal demiyor. Söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor. İçinde Can. Enset. Kızım beyin cerrahisi yapıyoruz. Genel cerrahiden mi geliyorsun? Enset denince bu mu verilir adama? Sen de öylece bak. Düzelteceğin yerde. Yüzümü gönlüne koysan. Yemin tutsa kalbim. Bitmiyor, hiçbir yol yarılanmıyor. Uzadıkça uzuyor. Kal demiyor. Söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor. İçinde salınıyor. Allah için güzel kız. O gece partide görünce benim bile feleğim şaştı. Ya malumu bana söyletme be abi. İyi de bir kız. Olmayacak bir şey için kalbini kırma. Dün gece bendeydin. Sürpriz. Berin. Gelsene. Bu gece evde makalenize çalışacağınızı söylemişsiniz doktor bey. Geçtikçe iyi gider dedim. Makaleleri ancak kahveyle yazabiliyorum ama teşekkür ederim. Ben hemen servis yapayım sana. Geçsene lütfen. Teşekkür ederim. Evin çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Ben buraya kadar gelmesem şu dernek başkanlığı kutlaması da yalan olacak. Hoş geldin. Başarılarınızın devamına Sayın Tüzmen. Ayrıca hastanedeki imtiyazlı ortaklığınıza. Ortaklık demeyelim. Pardon. Efendim Selma? Hocam, acile baş ağrısı olan bir hasta geldi. Şuuru da sıkıntılı. Ben BT'yi alıyorum şimdi. Ben hastaneye geliyorum. 15 dakikaya oradayım. Sen hastayı hazırla. Görev beni çağırıyor Sayın Tıbbi Direktörüm. Çok özür dilerim. Kutlama başka bir akşama kaldı. Sen rahatına bak lütfen. Ne zaman dilersen kapıyı çekip çıkarsın. İnsanın aptalı doktor, doktorun aptalı cerrah, cerrahın aptalı beyin cerrahı olurmuş. Ayağına sağlık. Her zamanki gibi incelik ettin. Sizin için her zaman Sayın Tüzmen. İyi geceler. İyi mesailer. Hocam?
Selma, senin ne işin var burada? Annem rahatsızlanmıştı. Acile getirdim hocam. Enfeksiyon mühim bir şey değil. Siz neden geldiniz? Gidecek daha iyi bir yer bulamadım. Burada çalışacağım. Telefon için sağ ol. Hayat kurtardı. Önemli değil. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Neden? Heyecandan. Amerika'ya gidiyorum abla. Bak ben biraz araştırdım. Zaten yurtta kalırım ben ilk sömestr. Sonra bir oda tutarız. Sen de yanıma gelirsin. Sonra ben part-time bir iş illaki bulurum. Ama sen çalışmayacaksın önce. Oranın keyfini çıkartacaksın. Böyle buradaki gibi gece gündüz el alemi kahrını çekmek yok. Ben hayatımdan memnunum. Hem dur bakalım. O gün bir gelsin de. Meleğim benim. Hiç şikayet etmez. Günaydın. Günaydın. Can hastanede. Ben de tam çıkıyordum. Sen temizleyebilirsin. Ortalığı biraz dağıttık. Kusura bakma. Gülgün'le konuştuk da. Can ne alem adam değil mi? Hadi sana kolay gelsin. Gecenin üzerine bir de 6 saatlik ameliyatınız varmış bugün. Geçmiş olsun. Neyse ki iyi geçti. Hastanın postop değerleri değil, sıkıntı yok. Eve gidip yatağa yıkılacağım. Dün gece için kusura bakma. Ben de çok yorgundum. Eve geçemedim. Uyuyakalmışım sende. Neyse ki senin kız geldi sabah. O benim dağınıklığı toparlamıştır. İçim rahat. Beren hocam. Geliyorum. Ve ayaküstü sohbet de ettik. Çok tatlı kızaydı. Hayrola hocam. Yine kimi kurtarıyoruz? Kendimi. Çapkın adam ama yani bu kadar da olmaz. Ya daha dün seninle bugün bununla. Çüş artık. Hem bu adam senin ne kadar hassas olduğunu anlayamadım. Öpürüz oldu. Kusmalama. Ya ne olacaktı? Ya temizlikçi kızla mı sevgili olacaktı yani? Koskoca profesör. Aman. Aman senin bu hiçbir boka kız mı işin deli ediyor beni. Kızmaya kızma işte bu oldun zaten. Ne oldum ben ya? Ha? Ne oldum Bade? Ne oldum?
Ne güzel gidiyoruz işte. Kızım hayatın pisliğini hep biz mi temizleyeceğiz? Biraz sefasını sürelim. Hem bak benimkiler de tam zamanında İtalya'ya gitti. Bir hafta Erikli'de oh, sefasını sürelim. Güzelce eğlenelim. Gel keyfim gel. Tamam ya, tamam. Tamam, ben dünden razıyım zaten. Sen de eşyalarını topla. Çamaşırları alayım ipten. Ondan sonra hemen gidelim. Ah o doktoru bir elime geçirsem, bir elime geçirsem. Hayvan oğlu hayvan, öküz. Yani bulmuş saf kızı. İyi günler. Ben Zeynep Hanım'a baktım. Doktor Can Tüzme. Misafire yer var mı? Zeynep, lütfen önce benim bir konuşmama izin verir misin? Buraya gelene kadar kafamı anca toparladım. Dağılıp gitmesinler lütfen. Aslında ben bizi, yani biz var mı bilmiyorum ama... varsa nereye koyacağımı cevap vermeye hazır değilim. Değildim. Can bak ben... Ne olur kesme. Zaten kafamın içi sütlaç gibi bak. Her zamanki hali bir yanda. Ama burası... burası daha önce hiç böyle sesler çıkarmadı. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Sadece... ben sadece görmek istiyorum. Sadece bana biraz zaman ver. Veremem. Bak eğer Beril'le ilgiliyse dün gece o bana geldi. Ama ben evden çıktım. Sabaha kadar beni beklemiş. Benim evde uyumuş. Ben hastanedeydim. Sonra o gelince seni gördüğünü söyleyince... lütfen. Lütfen bana güven. Anladım. Anladım ama... benim sana verecek zamanım yok. Zeynep, açıklayabilirim ama benim için de zor bir adım. Zeynep. Tümör ameliyatı için çok zor bir yerde. Oraya girecek doktor bulunmaz. Girse de hasta hayat boyu solunum cihazına bağlı kalabilir. Bu ameliyatın başarılı olma ihtimali %5. Bu kadar düşük bir ihtimal için geri kalan günlerini risk etmemesini öneririm. Tümör epey agresif. Eğer şansı varsa birkaç ay daha kaliteli yaşayabilir. Arkadaşın dedin ama. Bilmediğim şey değildi. Ama işte belki. Tamam Zeynep, tamam. Tamam saçmalama, tamam. Tomografini çekeriz tekrar. Ben Bort'la konuşurum, bir çaresine bakarım. Kardeşim Amerika'ya gidecek. Ne kardeşi? Onu göndermeden, onun parasını toplamadan ben hiçbir yere Zeynep, kardeşimi düşünmeyi bırakır mısın şimdi? Bak, doktor tavsiyesi de dinliyorum. Badeyle kaçamağa gidiyoruz. Son günlerimi dolu dolu geçireceğim. Ama sen, eğer sen bir an bile benim için üzülürsen işte o zaman eksik kalırım. Zeynep, sen ne diyorsun? Ne olur bunu bırak. O kadar geç buldum ki seni Zeynep. Bırakamam. Bırakamam. Bu kadar çabuk olmaz. Gel benimle. Nereye? Badeyi içiyoruz. Nasıl yani? Kaçamak yapmak istemiyor muydun? Zaten Cunda'nın tadı damağımızda kalmadı mı?
Hadi yürü gidiyoruz. İyi de senin bir an bile boşluğu nasıl olacak? Bir kere de olsun hayattan kaçmak istemiyorum işte. Zehri verdin, öylece çekilecek misin? Bak ben de anı yaşayabiliyormuşum işte. Hadi. Eşyalarımı alsaydın bari. Olsun, yoldan alırız. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün gel. Ağlayalım. Ah, ah, iyi günler. Bir anda bastırdı, kusura bakma. Görebilir miyiz? Kokuyu duyuyor musun? Bütün hücrelerimde. Bana söz ver. Bu kokuyu içine çekmeyi hiç unutmayacaksın. Söz. Söz. Zeynep, senin için bir çözüm yolu buldum. İnan bana, çok düşündüm. İnan. Bak, defalarca kafamda ameliyatı yaptım. Döndüm, yaptım, tekrar yaptım. İşe yaramaması için hiçbir neden yok. Daha önce denememiş bir yöntem. Ama neden olmasın ha? Her şeyin bir çözümü vardır değil mi? Ne olur bana izin ver. Dalga mı geçiyorsun hocam? Olur mu öyle şey ya? Bron pozisyonda ben buraya rahatlıkla girerim. Daha önce kaç tane zor vaka yaptık biz seninle? Ya tamam mı? Hiç bu kadarını denemedim. Bak, eğer müdahale etmezsek bu kızı... Hastayı kaybedeceğiz. Masada kalma ihtimali kaç biliyor musun? Sence? Tabii biliyorsun ama bir de ben söyleyeyim, duy. %90'dan fazla. Yaklaşık %10 ihtimal harekete geçmek için yeterli. Diğer seçenek kesin ölümse. Abi. Bak, bunun ameliyattan sonrası da var. Ya servoya bağlı kalıp yoğun bakımdan çıkamaz hale gelirse, ya her tarafında sondayla yaşamak zorunda kalırsa daha mı iyi olacak? Ha, masraflar hastaneye kalacağına göre Berrin'i hiç hatırlatmayayım istersen. Yeteneğin varsa, verilmiş küçük bir yetenek. Ben bunu kullanmak için daha iyi bir sebep bulamıyorum Tufan. Ya o saçmalama! Bu duygusal durumdayken zaten yapamazsın. Borttan da onay alamazsın. Bak, sen anestezinin başıysan sen bana destek olursun. Kusura bakma hocam. Göz göre göre kendini yakmana yardım edemem. Ya iyisin, hoşsun, koskoca can tüzmensin. Ama Allah değilsin.
Seni mi buldu bu da buna? Beklemedim ki ablam. Yapılabilecek bir şey var mı diye sordum. Ya bana söylemedin. Elif. Bak bu senenin senin için ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Ya ne senesi, ne senesi? Ya yapılabilecek bir şey var mı diye ben hiç araştırmadım mı sanıyorsun? Ben bunu böyle kabul mü ediyorum? Kabul ediyorsun, kabul ediyorsun. Beni bırakıp gitmeyi kabul ediyorsun. Tedavi edebileceğini söylüyor. Ne edemezse? Ne yapacağım ben seni öyle orada bırakıp gelecek miyim? Giriş yerimi planladım. Navigasyonla devam edip kavernumu oradan alacağımı düşünüyorum. Tufan Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hastanın verileri bu kadar uzun süreli bir anestezi için uygun değil. Hocamın önerdiği yöntem kulağa makul geliyor. Ama daha önce hiç denenmemiş. Bu riske girmeyi doğru bulmuyorum efendim. Bakın, bu hasta genç bir kadın. Ölüm riski artıyor. Daha önce 2-3 kez kanamış. İlkinden sonra %4, ikinciden sonra %25. Şimdi kaç Allah bilir. Eğer biz müdahale etmezsek hastanın ölümü kaçınılmaz olabilir. İyi de Selim bir tümör için konuşuyorsun. Kaldı ki işlerin ters gitmesi durumunda hastanın yoğun bakıma çakılı kalması işten değil. Bu durumda bana da söz hakkı düşüyor. Kişisel hırsın yüzünden hastanenin adının zarar görmesine müsaade edemem. Tıbbi bir süreçte idarenin ne düşündüğü beni hiç bağlamaz. O yüzden en son düşüneceğim şey bu Berri. Bu tişörtü de mi sakladın? Sevdiğim, sevdiğimiz her şeyi sakladım. Hepsi bunun üstünde. Hep senin yanında olacak. Bunu ben sensiz yapamam. Hem haksızlık. Ben senin ilk adımlarını gördüm. Annemin koynuna doğruydu. Babamın elinden tutup okula yürüdüm. Yerim oldu. İşte o hep dalga bir tutacı var. Senin bu
Yakışırını izledim. Seni koynumda uyuttum. Badeyle edepsiz kahkahalar attım. Çok güzel çaylar demledim. Kalbimi yerinden söken bir adama aşık oldum. Hayat bunlardan ibaret biliyor musun? Bu. Sonsuz zannedilen bir gün. Başka bir şey değil. İşte ben bu yüzden yaşadığım hayatta hiçbir haksızlık görmüyorum. Bunu anladığında nasıl küçülü bir kız olduğumu sen de göreceksin. Göreceksin. Hocam rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Can hocamın kanamalı bir hastası var. Acil ameliyat gerekiyor, sizi bekliyoruz. Elif'im. Veda konuşması yok. Vedalaşmayacağız. Sen o ameliyathaneye girdiğinden daha iyi çıkacaksın. Tamam mı? Ameliyathane ve ekip hazırlanıyor. Az bir zaman kaldı. Birazdan seni alacağız. Olan neyse, olması gerektiği içindir. Sonucu ne olursa olsun. Bunu sakın unutma doktor. Bir de... Yağmurdan sonra
toprağın kokusunu içine çekmeye mutlu olacaksın, tamam mı? Bana söz verdin. Tamam. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Hocam, ameliyathane hazır. Hastanın kanaması olduğundan emin miyiz abi? İşimize bakalım. Gece vakti yalan söyleyip ekibi topluyorsun. Hiçbir şey olmazsa disiplin kuruluna gideceksin. Yok, kız masada kalırsa o zaman onaylanmamış prosedür. İşimize bakalım Tufan hocam. Tamam hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Acil mi? Yok, bir hastam kontrole geldim. Nasıl gidiyor nöbet? Pek bir şey yok. Sadece Can hocamın acil bir hastası geldi kanamalı. Onu ameliyata aldılar. Kim? Zeynep Perçin. Aspire et. Aç şu telefonu. Hoparlörü ver. İyi geceler Tufan hocam. Hastanın kanaması var mıydı? İyi geceler sayın tıbbi direktörüm. Tufan hocaya bir soru sordum. Hastanın kanaması var mıydı? Yoktu. Bak Can. Bir macera peşindesin. Bu yaptığında sırf beni değil bütün idareyi karşına aldın. Umarım işin rast gider. Eğer gitmezse bu işin peşini bırakmayacağımı bil. Ta ki o diplomayı duvardan indirene kadar. Tüm olası sonuçların sorumluluklarını alıyorum. Kapat şu telefonu. Kapat. Aspire et. Fındık. Fenset. Baştan düşün. En baştan. Ya servoya bağlı kalıp yoğun bakımdan çıkamaz hale gelirsin. Daha fazla kesmedin ki girecek sondayla yaşamak zorunda kalırsa daha mı iyi olur? Sattığımın beyninde sağlamla nitrodoks arasında fark kalmamış ki. %90'dan fazla. Tamam sakin. Kesin bir tükürüyor.
işletmem lazım ama iyi yapmalısın. Tamam hadi bir daha düşün. Baştan düşün. Neyi eksik yaptın? Filmler. Evet, evet filmler. Şu filmleri açsana bir daha bir bakayım. Ölçümleri tekrar almam lazım baştan. Allah kahretsin, navigasyon problemli, hatalı ölçüm. Açımız yanlış, açımız o yüzden bir türlü üzerine düşemedik. Tamam, çözdüm bu sefer. Çözdüm Tufan. Hadi başlayalım. Hadi tekrar başlıyoruz. Çocuklar pozisyonu değiştirin, lateralden gireceğim bu sefer. Hadi, hadi çabuk. Abi, bu kadar uğraştın, bir sıkıntı çıkmamışken bıraksan mı? Bir kanama olursa iş çözülmez hale gelebilir. Tufan, navigasyonda hata var diyorum, anlamıyor musun? Çözdüm şimdi. Monitorizasyon istiyorum. Hadi Berna'ya haber verin, hemen gelsin. Biz de bu arada başlarız. Hocam pozisyon verdik, hazırız. Tamam, başlayalım. Ben Seth. Aspiret. Ver. Hocam Merve hemşire, Neriman hemşire değişebilirler mi? Sabah hemşireleri geldi. Değişsin. Yok, ben kalacağım hocam. Hakan hadi şurayı aspirat çabuk. Şurayı, şurayı. Tufan. Lateralden gelince iyi oldu. Kayı da gördüm. Güzel. Hadi beni mahcup etme. Etme. Etme! Kanadık. Tufan kanamaya başladık ama nereden göremiyorum. Aspirat Hakan. Hadi oğlum, İkinci aspiratörü aspirat. Açın. Kanımı durdurucuna getir Funda hemşire. Hadi acele edin. Funda hemen malzemeleri buraya yazar. Anneğimiz masetinize getirecek. Bu malzemeler niye bu odada değil? Ya hadi ikinci aspiratörü açın. Nereden kanadını görmüyorum ki. Ver şunu, ver. Tufan tansiyonu düşür biraz. Kendi işine bak, benim işime karışma. Kanıma durdurucuları ver. Aspirat göreyim, bir görebilsem kapatacağım. Klip setini de aç. Kanama durdu. Tamam, hadi biraz durun. Biraz durun, birazdan devam edeceğiz. Sıçtırma kanamana. Kalbi duruyor, kalbi. Ne yaptın? Bir yere fazla mı baskı yaptın? Hasar mı verdin? Ne oldu? Atropin getir, çabuk. Tamam hocam. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Atropin hazırla. Getiriyorum. Çabuk getir şunu be! Adrenalin hazırla. 5 dakikada bir yapılacak. Hemen şimdi bir tanesini yap. Çabuk, 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 çabuk. Nilgülleri çağır, buraya gelsinler hemen. Hemen hocam. Tamam, güzel. Tut, tut öyle, tut öyle. Tut, 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 tut. 150 ayarla. Fibrilasyon, fibrilasyon defibrilatörü getir çabuk. Getir onu, getir. Yardım et, pozisyonu değiştireceğiz. Hazır mı? Hazır. Çağır. Pozisyona getir, getir pozisyona. 150 ayarla, çabuk. Ayarla. Hazır mı? Hazır. Çağır. Olmadı bir daha, 150, hala 150. Çağır. Bak oraya bana bir şey, bak oraya bana bir şey. İstatlıca getir. Hazır mı? Hazır. Çağır. Ablam nasıl? Yoğun bakım aldık. Kendine gelmesini bekliyoruz. Tümör.
Yeri çok tehlikeliydi. Şimdi onun bize öğrettiğini yapacağız. Her an sanki onunla son günümüzmüş gibi yaşayacağız. Ta ki o gün gelene kadar. Elif ne zaman geleceğini söyledi mi hayatım? Hastaneye uğramam lazım. Sonra da pazara gideceğim. Eşlikler varsa söyle de onları da alayım. Akşama mangal yapayım diyorum Zeynep. Zeynep. Şunların güzelliğine bak. Bu mevsime hiç solmamış. Yani ben iki saattir içeride kendi kendime konuşuyorum, öyle mi? Duymamışım sevgilim, affedersin. Sen bana sevgilim de, ben seni hep affederim. Oo, mutfakta iyice kendinizi açtınız doktor. Hocam yetenekli. Akşam diyorum Elifler gelince mangal yapalım ha, ne dersin? Dur, ben hemen kağıt kalem alayım. Liste yapacağız, ya Zeynep, pazara gidilecek. İki dakika, otur. Zeynep hiç oturmuyorsun. Geldim. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra sen hamak keyfi yaparken ben pazara gidiyorum sevgili. Anlaştık? Anlaştık. İyi. Hadi yumurtan soğudu. Tadına baksana. Bunu da yengeye götür hocam. Tam zamanı. Sağ olasın. Sen sağ ol hocam. Lafım olur yaptıklarının yanında. Kontrolleri aksatmayın ama. Hadi hayırlı işler. Eyvallah. Selametle. Sevdim. Okyanusta kağıttan bir gemi gibi, baharı beklemeden açan tomurcuk gibi, sanki ilk kez seven bir çocuk gibi. Seni sevdim, seni sevdim. Sana sarılınca geçer sandım, geçer sandım. Sana inanınca biter sandım, biter sandım. Sana bağlanınca düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadım. Sana sarılınca geçer sandım, geçer sandım. Sana inanınca biter sandım, biter sandım. Sana bağlanınca düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadı. Ah.
ışık gibi. Fırtınada çırpınan kanatlar gibi. Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi. Seni sevdim, seni sevdim. Okyanusta kağıttan bir gemi gibi. Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi. Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi. Seni sevdim, seni sevdim. Sana sarılınca geçer sandım, geçer sandım. Sana inanınca biter sandım, biter sandım. Sana bağlanınca düşmem sandım, düşmem sandım. Her yanım yarım yarım, kalbim yine dar.